200 metre ya, aşağısı mı yukarısı mı ya, anlamadım ki. Ya bak şurası parlıyor, bak mavi mavi şurası parlıyor. Aşağıya ineceğim. Şuradan suya atlasam. Oğlum bir daha buranın çıkışı var ya. Dur şöyle bir şey yapsam. Ha böyle iniş yapabiliyorum lan, tamam. Böyle aşağıya doğru inelim yavaş yavaş. Düşüyorum. Lan en son yerde düşmezsin ya. Şurada kömür var. Tam bu noktada iki tane. Ve şurada da var. Onları da çıkartacağım. Aha. Tak tak. Tak tak. Bu öldü. Bu da öldü. Çok güzel bir şey harbiden ya. Şimdi bu kömürleri... Bu ne? Baltayla kesiliyor herhalde. Neyse dur şimdi hocam. Madenci dedik. Bunu buraya koyduk. Buradan full kömür çıkartacağım bu arada. Hazır gelmişim. Hayda. 3 tane varmış ya. 4 tane gözüküyor. 2 tane burada, 2 tane burada. 4 tane gözüküyor. Çok saçma, neyse. O zaman bunları yapalım. Bir tane de şuraya yapacağım. Nerede o? Bak şurada da iki tane var. O diğerini de artık bir ara alırız. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Bekle. Aklıma çok güzel fikir geldi. Dur bir yaratık var burada. Nerede? Şöyle bir şey yaparız. Buraya geliriz. Üreticiden de galiba, değil mi? Evet. Ya malzeme var zaten. Hayvan gibi malzeme var. Tamam şimdi. Madenci dedik. Nerede abi bu kömür? Bir tane burada. Bir tane burada abi. Bu ne lan? Oo. Tamam. Şimdi bunların hepsini şöyle bir getireceğiz. Daha başka artık kömür lazım olmaz diye düşünüyorum. Şunu şöyle bir getirelim. Bunu böyle bir getirelim. Kanka sana zahmet. Çekilirsen işim var bak burada. Bunları da böyle bir getirelim. Sistem şurada. Şöyle gelsin bu da. Bu da şöyle alabilirsem eğer. Böyle bir gelsin. Şimdi burada birleştirme yapacağız her zamanki gibi. Şöyle bir put koyuyorum buraya. Birleştirme buydu. Buraya bundan koyduk. Böyle yaptık. Bunun da önüne bir tane daha koyacağım şimdi. Bunu böyle verdim. Bunu böyle verdim. Bunu aldım. Böyle verdim. Bunu aldım. Böyle verdim. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu eve götüreceğiz. Başka bir objenin alanına üstte geçmeler yaşanabilir. Böyle. Buradan da böyle. Tamam. Mesafe etmiyor. Şöyle yaptım.
Bayağı bir uzaktan gelecek. Yine. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi artık daha kömür sıkıntısı hiçbir şekilde çekmem. 4 tane kömür madeninde buradan gelecek kömür. 2 tane de oradan geliyor. Ya artık harbiden daha kömür sıkıntısı çekmemeyi düşünüyorum. Lütfen mümkünse. Aa, sigorta attı lan. Oo, enerji duru, enerjide bir sıkıntı var. Bir kaynak eksikliği var galiba. Ya şu ana kadar çalışıyor muydu? Çalışıyordu. Şu andan sonra niye çalışmıyor? Büyük bir ihtimalle bir kaynak eksikliği var. Ya kömür bitti ya su bitti artık, bir şey oldu. Suların jeneratörleri şey olmuş olabilir. Şu kömürlere bir enerji çekeceğim şuradan. Buradan sonra gitmeyeceğim. Şöyle gel. Şundan enerji çekeceğim şimdi oraya. Kömürler zaten çok uzaktan geleceği için. Şunu yapma işte. Şunu yapma ya. Tamam. Şimdi geldik. 3 dedik. 3 attı dedik. Şuradan şöyle bir enerji çekelim oraya. Bir daha git gel yapmayayım. O yüzden. Biraz da hızlı hareket etmem lazım. Üretim yok şu an. Enerji sıkıntısını çözmemiz lazım. Enerji büyük bir ihtimalle suda bir sıkıntı var. Jeneratörler durdu yüksek ihtimal. Şeyi bitti. Yakıtı bitti. Yakıtı bittiği için jeneratörler durdu. O yüzden de su üretimi yapılmıyor. Falan filan. Yüksek ihtimal öyle olduğunu ben tahmin ediyorum. O jeneratörleri kaldıracağım zaten oradan. Daha gerek yok onlara. Normal elektrik şeyiyle hallederiz. Şimdi bir tanesini şöyle koyuyorum, bir tanesini öyle koyuyorum. Buradaki ağaçları da bir keserim, şöyle alanı açarım. Şöyle bunlara güç verdim. Bir tane hattı böyle yaptık. Şöyle aldık. Bunlara da buradan böyle güç verdim. Bunlar çalışıyor. Bunlar nasıl çalışıyor? Güç şebekesinde sıkıntı yok muydu lan? Allah Allah. Bunlar baya baya çalışıyor abiciğim. O zaman jeneratörlerden birinde bir sıkıntı var. Kömür jeneratörlerinden birinde bir sıkıntı var büyük bir ihtimalle. Tamam, bunlar şimdi artık buradan gelecekler üste base'e. Yavaş bir şekilde, baya yavaş bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Geç olsun güç olmasın. Şöyle base'imize bir gidelim, şu kömür muhabbetini yapalım. Ondan sonra jeneratörleri bir kontrol edeceğim. Şu elektrik sistemini bir çözelim. Şu kömür sistemlerindeki jeneratörleri de kaldıracağım. Komple ana jeneratör enerji base'i burası olacak. Buradan aldığımız enerjiyle bütün her yere güç vereceğiz. Böyle bir sistem yapacağım, bakalım. Bir daha da buraya gelmeyeceğim zaten artık. Kilometre yol bitmiyor ya.
Şimdi buradan böyle devam edelim. Oyun inanılmaz sardı lan. Böyle sürekli bir üretim yapıyoruz falan. Çok kafa yakıyor ama harbi sarıyor oyun. Böyle şunu da şöyle yaptık mı? Yapma ya. Of. Neyse buradan çıkarız. Ulan bir jetpack olacak var ya bu oyunda, harbi söylüyorum, bütün dert problem çözülür. Bunu buradan böyle getiriyoruz. Aynı bu şekil. Ulan kömür şeyi şurada kalmış da. Hiçbir şey olmaz. Şöyle yaptık, bunu da böyle yaptık. Tamam. Buraya işte kömür gelecek de bunlar üretim yapacak da. Ölme eşek ölme. Bunların enerji bağlantılarını da hemen yapalım. Kömür gelince artık üretime başlarız burada da. Bunlardan birisi boş mu? Bir tane boşluk lazım bana şu an. Aşağıda mı aşağıda yok mu? Ha bak burada var. Ha dur ya, buradan değil. Ha şu boş mu lan? Bunu şöyle yap. Bunu da böyle yap. Tamam. 4 tane makine var. 4'üne de güç verdim. Kömür bekliyorlar şu an. Şimdi hocam şuraya bir gidelim önce. Bakalım. Bu direk için ne istiyor? Kablo. Şöyle gel. Tamam, bütün malzemeden var. Bir kablo alacağım. Azıcık bir şey, bir kablo alayım. Şu merdiveni de düzenleyeceğim. Burası böyle olmayacak artık. Olur ya da burası böyle köprü olur. Ama buranın girişi başka bir yerde olmalı. Şöyle geldim. Birazcık şundan aldım. Birazcık bundan aldım. Birazcık kablo lazım. Başka bir şey lazım mı? Değil. Ya ne olur ne olmaz şunları da ben bir alayım azıcık bir şey. Önce şuraya bir bakalım. Önce oraya bir bakalım. Ondan sonra kömür madenlerine bir bakacağım. Bu bölümü de burada noktalayacağız. Bütün her şeyi yaptık. Çelik mevzusuna da giriştik artık. Kömürün gelmesini bekleyeceğiz. Şu enerji muhabbetini bir halledelim. Ondan sonra sistemlerin hepsini kontrol edeceğiz. Tam bir fabrika elemanı gibi. Bütün sistemleri kontrol edip sonra da kapatacağız. Bak buradaki jeneratörler durmuş. Aynen. Buradaki jeneratörlerin yakıtı bitmiş ama su depolarında su olduğu için bir sıkıntı olmamış. Bak buralar hala şey çalışıyor aktif bir şekilde. Hocam bunları ben yıkıyorum. Bunlarla hiç uğraşamam artık. Bunlar şuradan. Bunlara santralden güç vereceğiz artık. Santralde boşluk nerede var? Şurada var ama onu kullanmayacağım. Şurada var. Hat çok uzun diyor. Buraya yeni bir hat oluşturalım şöyle. Bu yeni hattı da buna bağlayalım. Tamam. Santral kendi kendini besleyecek. Şimdi bir tane daha bu şeyden yapacağım. Kömür jeneratöründen yapacağım. Mecburi olarak. Böyle yapsam çok mu saçma olur? Bence çok saçma olur. Burayı düzenleyelim. En mantıklı öyle olacak ama şu an değil. Burayı nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bak. Su sistemini hiç ellemeyeceğim. Depoları arttıracağım. Birkaç tane daha depo ekleyeceğim. 3 tane daha depo ekleyeceğim şuraya. Temel yapacağım. Temelin üstüne kömür santrallerini koyacağım. Kömürler alttan üstte çıkacak falan filan. Yeryüzü şekli pek işlevsel değil.
şey yapamıyorum. Ya şu an buraya en az 3 tane daha kömür santrali koymam lazım. Koyamıyorum ama. Ne yazık. Direkleri halledebiliriz ama. Bu fuzuli amelelik işini yapabiliriz. Şundan mı alayım? Ya bundan alalım. Şöyle yapacağım bir saniye. Map'te gözükmüyor mu ya? Şurası. İşaret nasıl atılıyor bunlara? Yeni harita işaret. Bak şuraya işaret at. Yallah tazik yazalım şöyle. Aynı şekil burası. Şöyle. Tamam, şimdi gözüküyor değil mi? Aynen. Şu amelelik kısmını halledelim. Ondan sonra santral muhabbetini hallederiz. Gerçi işaret atmaya da gerek yok. Zaten bunlar şu kömür şeylerini takip etsem gidiyorum oraya. Ya attığım işaret de gözükmüyormuş pusulada. Evet. Mükemmel. Bayağı bir amelelik olacak ama artık yapacak hiçbir şey yok. Biz yapmazsak kimse yapmayacak bir şey. Ya o jeneratörleri ortadan kaldırmış olacağız işte. Kömür santralleri artık bizim şeyden enerji alacak. Kömür madenleri kömür santrallerinden enerji alacaklar. Kendi enerjilerini kendi üretmiş olacaklar yani. Burası zaten komple kömürle dolmuş. Burası zaten dolmuş taşmış. İşte bunları iki seviye yapsak daha da fazla kömür kasmış olacağız ama işte şey yetmiyor ne yazık ki. Güçlü çelik yetmiyor. Problem değil. Buraları hep geliştireceğiz sonrasında. Tabii bu güzel bir şey ama yani bu kadar fazla kömürle dolmuş olması yani üretimin çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden problem yok. Şimdi şuradan şöyle bağlantı oluşturuyorum. Şu tarafa doğru gideceğim şimdi. Diğerine de aynı şeyi yapacağız. Kömür santralindeki kömür sandıklarını arttıracağım. 6 tane kömür sandığı koyacağım. Daha da fazla kömür depolayacağız. Bu sayede daha da fazla stok olacak elimizde. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman stokları eriteceğiz falan filan. Hep geleceğe yönelik atılım bak. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları gerçek hayatta da önemli. Keşke gerçek hayatta bu kadar basit olsa yani. Map'i de bir dolaşmak istiyorum bak. Hayvan gibi map yapmış adamlar. Biz anasını satayım göt kadar yerde tıkıllık kaldık sürekli. Üret babam üret. Üret babam üret. Geliştir babam geliştir. Lan biraz map'i dolaşalım be. Merak ettim map'i.
Durma noktasına gelmiş lan buradaki kömürler. Harbi çok fazla üretiyoruz kömür. Buradaki kömürleri de kullanabilirmişiz yani o çelik için. Ama olsun, biz gene daha da fazlası için daha da onun daha da fazlası için daha da fazla yatırım yaptık. Her şey gelecek için. Kömür dediğin yer altından çıkmaz mı? Dağın tepesinde kömürün ne işi var? Bak, oyunda mantık hatası var. Olmadı. Evet. Artık şeylerden de kurtulmuş olduk. Jeneratörlerden de kurtulmuş olduk. Buradan atlasam ölür mü? Ölmem. Oğlum harbiden map var ya, çok fena bir map ama işte. Bir gün dolaşacağım şu map. Bir gün şu map'i dolaşacağım. Dağa falan çıkılıyor mu acaba mesela, onu da merak ediyorum. Şuradan şöyle atlayalım bakalım. Yolumuza bakalım. O ne lan? Oha, ne yaptı o? Ulan lan oğlum, bu büyükmüş. Altıma sıçtım, altıma sıçtım. Tüylerim dikeldi. Hayvan ol hayvan. O neymiş öyle ya? Bir anda jumpscare attı. Hayvan ol hayvan ya. Korku oyuna döndü. Boynuzları falan vardı onun ya. Oğlum altıma sıçtım ya. Ya şu oyunda vallahi korkacağımı öldüm bu arada. Canım yok zaten, aşağıya düştüm de. Şu oyunda harbiden korkacağımı hiç düşünmezdim ya. İyi. Bakır sisteminde bir sıkıntı yok. Bakır sisteminde bir sıkıntı yok. Gidelim. Onu keseceğim ben. İntikam alacağım. Gel gel. Benim babanı gördüm lan. Şurada cam var. Şunu alayım. Sağda da var ama ona gitmeyeceğim. Şunu alacağım. Birazcık bir canımı yenileyim. Alsana mal. Şöyle envantere koyalım. Şunlar da can yeniliyordu. Bunları da alalım. Canımızı yenileyelim, gidelim abi, vs atacağız. Şimdi büyük bir vs. Böyle. Satisfactory'de boss vs'si atacağız biraz sonra. Tamam, fullendim. Gel bakayım şimdi sen. Senin bir eline vereyim ben. Yani öldüm ya. Nerede onu? Gözükmüyor. Kustu mu bir yere eşek? Bunları bir alayım. Nerede o? Aa, şu değil mi? Oğlum bunun götünde jetpack var lan. Sırt roketi. Hadi jetpack aldım. Aa. Uç uç. Lan harbi uçuyor. Nasıl bir şey bu? Tercih edilen yakıt katı bir yakıt. Al al. Var biyoyakıt var. Biyoyakıt senin köpeğin olsun. Çok da fazla uçurmuyormuş ki bu. Ama gene iyi lan. Ama bu değildi ya. Boynuzluydu oğlum bu. Bu jetpack'li değildi. Ben mi yanlış gördüm ya da?
Ulan oyunda harbiden şey, jetpack varmış. Allah Allah, ben boynuzlu gördüm ya. Boynuzlu bir tane vurdu. O büyüktü de, bu büyük de değil. Anlamadım. Neyse, jetpack çaldık. Güzel. Geliştiriliyor mu acaba? Oy, bayağı aslında var ya, çok işe yarar lan bu. Yüksek bir yerden düştün mesela, tam böyle düşme noktasında pıst diye basacaksın hemen. Mister mis. Ama çok yakıt tüketiyor, bu ne oğlum? Ayı gibi yakıt tüketiyor. Neyse, fazlasıyla var zaten elimde yakıt, sorun değil. Bir kullanım bir yakıta bedel gibi düşünebiliriz. Şimdi hocam, kömür mevzusunu da hallettik. Kömür üreten kömür üretim yerlerini hallettik. Sigorta attı. Şuraya şimdi kömür geldi. Kömür santralleri de bu yüzden kapandı. Çelik fabrikası açıldı. Çelik fabrikası açılınca ürettiğimiz enerji ne yazık ki yetmedi ve bu yüzden sigortalarımız attı. Evet, kömür gelmiş. Şimdi hocam, şu kömür muhabbetini bir çözmemiz lazım. Çok seri bir şekilde. Kömür muhabbetini bir çözmemiz lazım. Ondan sonra ne yapacaksak yapacağız. Ya da bu bölümü burada bitirebiliriz. Bir sonraki bölümde kömür mevzusunu çözeriz. Bence en mantıklı öyle olur. Kafa yanmaya başladı çünkü. Burada bayağı detaylı bir iş yapacağım ben şimdi. O yüzden bence zorlamanın lüzumu yok. Bir sonraki bölümde şöyle save'imi alayım önce. Save'i almayı unutup da mal gibi alt F4 çekmeyeyim, bütün her şey gider. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.